maçı başarılı kalın. Sağ ol. Arkadaşlar, salgınla mücadelede İstanbul'umuzun risk kategorisindeki renginin İstanbul'un boğazı gibi mavi olması için 24 saat esasına göre görev yapıp denetimlerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün sorumluluk bölgemizde bulunan otellerin ve konaklama tesislerinin denetimini gerçekleştireceğiz. Bu denetimleri maske, mesafe, hijyen ve HES kodu sorgulaması şeklinde yapacağız. Ben Jandarma Teğmen İmran Uğur. 2019 yılında Jandarma ve Siber Güvenlik Akademisi'ni bitirdim ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na atandım. Jandarma devletin vatandaşa açılan kapısıdır. Biz çocukluğumuzda hep jandarma personellerini görerek büyüdük. Bizim de hayalimizde jandarma personeli gibi vatan, millet, bayrak, devlet taşkıyla görev icra etmek vardı. Ben de büyüyünce bu çocukluk hayalimin peşinden koşarak şu anda bulunduğumuz teşkilatta bir kadın subay olarak göreve başlamış bulunmaktayım. 2019 senesinde Jandarma ve Siber Güvenlik Akademisi'nden mezun olduktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrine atandım. Akabinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde, daha sonra İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı'nda çeşitli görevler üstlendim. 2020 Haziran ayı itibariyle de Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığı'na atanmış bulunmaktayım. Hanım, İstanbul'un tek kadın karakol komutanı olmak size neler düşündürüyor, neler hissettiriyor? Kilyos Jandarma Karakol Komutanı olarak böylesine önemli bir görevi üstlendiğim için çok büyük gurur duyuyorum. Kadınlar hayatın her alanında vardır ve olmaya devam edecek. Karakolumuzu herhangi bir nedenle ziyarete gelen vatandaşlarımız İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrindeki kadın karakol komutanını görünce memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Bu da bizi fazlasıyla mutlu etmekte. Böylesine önemli bir makam için bir kadın personel tercih edilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Duygusal olarak meslekte en çok zorlandığım an, göreve başladıktan sonra bir kadın meslektaşım ve silah arkadaşım olan patlayıcı madde imha uzmanı Jandarma Asubay Üst Çavuş Esma Çevik'in ebediyete uğurlanması oldu. Buradan kendisine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve biz silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde bizlere görevlerimiz esnasında karşılaşacağımız tüm zorlukları nasıl aşacağımıza dair zorlu bir eğitim verilmiştir. Türk kadını tarihin her aşamasında vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten çekinmemiştir. Bizler de Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatmalar gibi tarihe ışık tutmuş, yön vermiş kadın kahramanlarımızın izinde verilen görevleri layıkıyla yerine getirme azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Kadın jandarma personeli olarak verilen görevleri yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca bölge halkından, vatandaşlarımızdan ve çocuklardan bizlerle sohbet esnasında gözlerindeki o jandarma sevgisini ve sahiplenmeyi görmek ayrıca beni çok mutlu etmektedir. İstanbul'un tek kadın karakol komutanı olarak Kilyos Jandarma Karakolu'ndan buradan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz, bizler deyiz. Bugün COVID-19 denetimleri kapsamında oteller ve konaklama testlerinin takip ve kontrolü için buradayız. Evet, arkadaşlarımız, müşterilerimizin HES kodlarının sorgusunu yapacak. Tabii. Bir de buralarda maske, mesafe, hijyen kurallarını riayet ediyorlar mı? Onu bir takibini yapacağız. Bugün otellerin ve konaklama testlerinin denetimleri var. Ha, evet, şöyle göstereyim size o zaman. Şuradan tamam. Başlayalım. Bizim şeyde pandemiden önceki restoranımızın oturma düzenleme sayısı buydu. Evet, çok şu güzel. Şu andaki kişi sayısı ve masa sayımız mesafeye göre bu. Masalarımızın ölçüsü de 75'e 175 geliyor zaten bunlar. Şu andaki düzenimiz bu. 70 santimin üstü olduğu için 4 sandalye bırakabiliyoruz. Evet, 75'e 175. Tamam, çok teşekkür ederim.